Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Zölyüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerin desteğiyle de büyüyen kanalımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Youtube aynen şu cümleleri kullandı. Aboneleriniz sanki size kan bağıyla bağlı diyor. Yani beğeniler atıyorlar, yorumlar yapıyorlar, üyelik hediye ediyorlar. Ee, ve üyelik hediyesinde diyor çok net olarak söylüyoruz. 500 bin kişilik, 1 milyon kişilik yani 1 milyon aboneli, 500 bin aboneli kanallardan daha fazla hediye üyelik veriyor sizin kanal bir ayda diyor. Bunu da lütfen belirtin diyor. Ve kemik kitlenize mutlaka ve mutlaka arada sırada selam söyleyin. Bu sizi sanki size kan bağıyla bağlı olan kişilere diyor. Youtube bunu rica etti. Ben de tabii ki seve seve başım gözüm üstüne hepinize bu selamı iletiyorum arkadaşlar. İyi ki Beni ailenizden biri olarak görüyorsunuz. İnşallah ben de buna layık olurum. Değilsem düzelirim. Eğer layıksam da aynen bu şekilde çizgiyi bozmadan devam edelim. Fenerbahçe'de büyük sürpriz Timo Werner. Werner'liğin yumuşacık olsun, Werner'liğin mis gibi koksun diye... Yok o başka Werner'di ya. Fenerbahçe'nin 53 milyon euroya gittiği Chelsea'de aradığını bulamayıp 20 milyon euroya Leipzig'e geri dönen Alman golcü Timo Werner'le ilgilendiği öne sürüldü. Yıldız Forvet'in kiralanması da gündemde. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Şimdi haberin detayını okumadan Timo Werner'in transfer marketini açtım. Yaş 27 güzel. 6 Mart 96 doğum. Stuttgart doğumlu. Alman. Çok güzel. Alman milli takımı 57 kez forma giymiş. 24 golü var. 20 milyon euro transfer market değeri. Bak her şey çok güzel. Bir şey hariç. Boy 1.80. Hocam önemli olan boy değil işler. Lan o fakir avuntusu geçin siz onu. Ne demek boy değil işte? Edin Ceko pivot santrafor. Umut Nair pivot santrafor. Batshuayi pivota uymadığı için kim sırtıyor? Bak Umut Nair'in hiç golü yok. Hiç asisti yok bildiğim kadarıyla. Batshuayi kadar sırıtmıyor. Gözünüze batmıyor. Hal böyleyken imkansız. Haberin devamını okuyayım. Ya yani bana gelen bir duyum da yok da. Dedikodular artmaya başladı. Her geçen gün bir yıldız iddiası ortaya atılıyor. Bu kez de Werner ayrılması için yeşil ışık Euro 2024'te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor. Ancak Leipzig'te istediği kadar forma şansı bulamıyor. Çok rahatsız. Fenerbahçe sürprizi Timo Werner ile ilgilendiği iddiaları tavan yaptı. Kiralama seçeneği sunuldu ve son derece cazip. Şartlar uygun olursa Fenerbahçe satın alma opsiyonu kiralık teklinde bulunabilir. Lig standartlarının çok üstünde diyor. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Kanatlarda Tadiç ve İrfancan Kahveci ile Forvet'te Ceko ile rekabete girebilir. Çok daha zorlarsa Kalede işte de rekabete girebilir. Hatta ustu bir çocuk olursa belki bir gün şirinleri bile görebilir. Ya Bu mantığa göre. Pres konusunda lig standartlarına çok üstündeymiş. Yüksek fizik gücü sürat ile İsmail Kartal'a ofansif anlamda birçok konuda alternatif sunabilecek oyuncu. 53 milyon euroya gitmişti. Umduğunu bulamadı. Geri döndü diyor. Haber baştan sona ısmarlama. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam gibi bir haber bu. İyi de Mustafa Hoca şekeri kardeşim. Efendim şekeri kardeşim. Bu kadar millet paylaştı. Hani senin kaynakların belki tırttır. Hani Senin kaynaklarında belki kısırlık vardır. Belki kaynaklarından insana bunu ver, vermemiştir. Seninkiler geriden geri geliyordur. Belki de bu doğrudur. Her duyum için bu gerçek olabilir. Her duyum için bu gerçekleşebilir. Ama... Ben hem duyum kaynaklarımı hem yorumumu hem iç sesimi hem de sizlere vermiş olduğum sözü dinleyerek duyum veriyorum. Yüzde sıfır diyorum Timo Werner'e. Fenerbahçe'de hedef Pape Goye. 17 Kasım 2023 tebrik ederim. Tebrik ederim. Eskiden bir hafta sonra benim duyumlarımı verirdiniz. Şimdi 3 hafta sonra vermeye başladığınız için tebrik ediyorum. Yani Ekim ayının 15'inden sonra vermiş olduğum duyumları 3-4 hafta sonra vermeye başladığınız için tebrik ediyorum. Fenerbahçe kuruluşu hamlesinden sonuç alamayan Fenerbahçe İsmail Kartal'ın talebiyle rotayı Fransa'ya çevirdi. Hedefte Marsilya'nın 24 yaşındaki ön liberosu Papeguay'e var. İşte detaylar. Arkadaşlar asla ve asla şımarıklık yapmıyorum. Asla ve asla ukalalık da yapmıyorum. Sebebi şu ben bana geleni aktarıyorum. Hani böyle olup da benden sonra hele hele benden bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra benim duyumlarımın sosyal medyada paylaşılması beni çok gururlandırıyor. Diyorum ki Mustafa Doğru Hoca yoldasın. Devam et. Devam et Mustafa Hoca. Sana inanan kimseyi geride bırakmıyorsun diye. Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Rade Kurniç. Doğru. Yönetimle Guay'ı istedi diyor. Yanlış. Pazarlıklara başlayacak. Doğru. 6-8 oynayabiliyor. Hiç. Sevilla'da kiralıktı ama bu sezon hiç oynamadı. 4 ay Futboldan men edilmişti. Senegal'li futbolcunun İspanyol ekibi bonservisini almayı planlıyordu. Ancak FIFA Gueye'nin 2020'de Marsilya'ya bedelsiz transferinde usulsüzlük tespit etti. Aslında bu tam Galatasaray'lık bir topçu abi. Ha. söylüyorum. Hani e, yanlış anlamayın beni ama tam Galatasaray'lık topçuymuş abi. Yani bana Talyan hatırlattı. Gerçi genç Talya'nın şeyin oldu ya onun bir duruşması falan olacaktı bir sahtecilik mahtecilik bir şeyler konuşuluyordu. Neyse bu 17 saat sonra karar değiştirmiş. Önce İngiliz'deki bu Watford'a imza atmış. Sonra Marsilya'ya transfer olmuş. Kulübe FIFA'ya başvurmuş. Cezası bitiyor falan filan diyor. 7 Aralık'ta cezası bitiyor. Arkadaşlar Papi Goya'ya doğru değil. Bunu belirteyim. Kurun iç içinde daha önce de açıkladım. Tekrar yine açıklayayım. Kulübünden aldığı para 1.5 milyon euro arkadaşlar. Yani 2.5 veriyor kulübü ama 1 milyon eurosunu vergi olarak veriyor. Ele, geçen para biz 1.9 artı şampiyonluk primi önerdik. Ancak servis ücreti el yakıyor. Bonservisini alabilirse ne ala alamazsa ben kurun içi de zannetmiyorum. İsmail Kartal'ın biletini kestiği iki yıldız. Bak şimdi haber okuyacağım. Bu sefer siz alkışlayacaksınız siz. Ara transfer dönemi için stoperin yanına sıra stoperin yanı sıra kanatlara da takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de bu transferler önceki iki futbolcuyla yok. Bu nasıl bir haber lan? şöyle demek istiyor. Stoperin yanı sıra bir de kanat takviyesi yapmak istiyor. İki futbolcu da yollarına ayrılması bekleniliyor. Üst üste gelen sakatlıklar sebebiyle ara transferde stoper takviyesi yapacak Fenerbahçe'de bir önemli operasyonda kanatlarda gerçekleşecek. Sarı lacivertler İsmail Kartal'ın kalemini kırdığı iki lejyoner forvetle yollarını ayırma kararı aldı. Sezonun ilk transferi olarak bedelsiz olarak kadroya katılan Ryan Kent ile Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan Joshua King devre arasında elden çıkarılacak üyelerin gözü yaşlı aboneler ne diyor bu diyor Arkadaşlar bu iki isimle ilgili üyelere verdiğim duyumu size de aktarayım Hatta ben notlarıma da ekledim ya Sabuncuoğlu şey diyor Fenerbahçe Ryan Kent için gelecek kiralama tekliflerini değerlendirecek diye ben üyelere verdiğim duyumu Aynen size aktarıyorum yani noktası virgülünü aktarıyorum Ryan Kent ve Joshua King'e gelecek bütün teklifler değerlendirilecek ama bence Joshua King kalacak. Ancak King için oynama garantili kiralık bütün teklifler değerlendirilecek. Süperlikten isteyen iki kulüp var Kent'i oynama garantisiyle istiyorlar hem de bir tanesi de Sarıla Acıbet bu kulüplerden e, ama hangi kulüp olduğunu söylemem yani Kayseri Spor olabilir çünkü Sallı Acıbet e, yani çok şükür bu duyumdan da şey yapmış olmadık. Orada Ferdi Kadıoğlu'nu Almanya ve Galler'le oynayacağımız maçlarda Arsenal, Dortmund, Napoli, Juventus ve Milan'ın gözlemcileri takip edecekmiş arkadaşlar. Ee, sizler de takip edersiniz herhalde. Herhalde edersiniz. Aslında benim var ya çok güzel bir formam var ya. Milli takım forması hani gerçekten milli takım hani A milli takım forması değil ama milli formam var. Ee, maç sonu canlı yayını yapalım sohbet muhabbet derseniz cumartesi günü o formayla yapabiliriz aslında ya. Çok güzel bir takımım var hatta. Yani formadan da ziyade bir takım var bende. Çok güzel bir takım var. Ondan yapabiliriz. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Düzenli forma şansı istiyor. Yalnız Kent ilgili şu da geldi. Premier League ekibinden Sheffield United'da flört ediyor demiş. Benim bildiğim bir İskoçya ekibi satın alma opsiyonunu istiyor. Bir de İngiltere ikincilik şampiyonşip ekibi istiyor diyebiliyorum. King'in durumu farklı. 6 ay e, kronik sakatlığı e, gözden çıkarıldı. Kent'in şöyle sakatlık, makatlık, fesih teklifi. Kanatlara en az 2 takviye. Cengiz Ünder, Emre Mor'dan istenen verimi, performansı alamadı. Ardından 2 kez kanatlar. Karışık bir haber bu ya. Ben Türkçesini size şöyle anlatayım. Bence Joshua King'in gideceğine inanmıyorum. Oraya birini de alacağımıza inanmıyorum. Yani Tadiç Tat için 7'yi Jašuking. Ne kadar mantıklı? Birisi playmaker, birisi koşucu. Hani size soruyorum, ne kadar mantıklı? Bana mantığını anlatabilir misiniz? Ne kadar mantıklı? Allah aşkına bana anlatabilir misiniz? Yani ne kadar mantıklı? Bana hiç mantıklı gelmiyor. Ama yine de ben King'in gideceğini zannetmiyorum. Ha, oraya kanat e, forvet. Mesela oraya kim olur biliyor musunuz? Hoşta olsa Bu Bupenza biçilmiş kaftan. Hayırlısı. Fenerbahçe'de yeni transferler yolda. Teknik heyet ve yönetim performansı %100'e ulaşmayan ya da sezonu istediği gibi başlayamayan Crespo 1 Zayt 2, Mert Hakan Yandaş 3 ile Cengiz'in eski formlarına dönmesiyle adeta yeni transfer etkisi yapacağını düşünüyor. Yani ee, Fenerbahçe'den yeni transferler yolda 4 isim Bak bu başlığı koysam beni topa tutarsınız. Burada kastettiği Crespo Zayis, Mert Hakan ve Cengiz Ünder iyileşecek. Çok iyi oynayacaklar. Tıpkı yeni transfer gibi olacak diyor. Koskoca haberin içeriği buradan ibaret arkadaşlar. Evet buradan ibaret. Cengiz Ünder transferden 15 milyon euroya katıldığı Sakatlığının ardından çok az şans buldu. Eski kalitesini gösteremedi. 5 maçta 112 dakika ligde. UEFA konferans liginde 3 karşılaşmada sadece 62 dakika oynadı. Mert Hakan 5'i ilk 11 olmak üzere bu lig ve Avrupa'da 11 maçta 503 dakika forma şansı buldu. Bir asist yaptı. Son maçına 5 Ekim'de tırnava basmanda çıktı. Uzun süreli sakatlık yaşadı. Crespo Fred'in sakatlıklarından üzerine şans buldu. E, 629 dakikada bir ağları havalandırdı. Jesus döneminde zirvesine çıktı. Bu arada Joshua King tamamen iyileşti. Takımda çalışmaları da başladı. Miha Zayt taraftarın küfür e, neyse buraya geçelim. Miha Zayt'ı kimse beğenmiyor açık söyleyeyim. Ben şunu da söyleyeyim. Sosyal medyada ben bazı şeyler gördüm. Çok çok hoşuma gitti. Nedir o bazı şeyler? İlk olarak ülkelerinin milli takımına çağrılan oyuncularımız vardı. Edin Ceko izin aldı. Bosna Erseğe gitmedi. Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder geri geldi. Onu da saymıyoruz. Fakat Cengiz'in yerine Bartu Elmaz'ı sayıyorum. Ferdi, Samet, İsmail Yüksek, İrfan Can, Kahveci, Bartu Elmaz. 5 tane Türkiye ya da Ümit Bili takım futbolcumuz var. Livakovic, Osayi, Zayt, Şimanski, Tadic, Batşuayi. 2, 4, 6 da yabancı 11. Yani 11 ismimiz milli takımında. Ama bu Şimanski ile Tadic'in maçı vardı ya. E, Belçika, Sırbistan. Bu ne yaptı acaba? Bir bakayım. Böyle detayları mesela sosyal medyada paylaşmıyorlar. Ayar uyuyorum. Belçika 1-0 yenmiş. Yani Karasko atmış golü. Maç kadrosuna bakalım. Bizimkiler yedekti ama sonradan girmişler mi diye bakıyorum. Ee, Batuay'ı girmiş. Tadiç girmiş mi? O da girmiş. Kaçıncı dakikada girmişler? Önemli e, dakikalara bakalım arkadaşlar. Lan bari çok geç alsalar da. Susant Tadiç 67'de girmiş. Samardic'in yerine. Batuay'da 67'de girmiş. Opendan'ın yerine. Böyle azar azar oynasınlar. Hiç sıkıntı Milli takımda artık çok şeyim yok. Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı %27,7 yükselişi tamamlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray %15.3 kazanç sağlamış. Fenerbahçe 27.7. Beştaş 1.6 kazanç. Trabzonspor ise %17.9 kayıp yaşatmış. E, aynı zamanda Fenerbahçe 12 milyar 887 milyon 196 bin lirayla piyasa değeriyle halka açık 4 spor şirket arasında en fazla piyasa değerine sahip takım. 12 milyar 887 milyon. Beştaş 10 milyar 632 milyon. İlginç. Galatasaray 9 milyar 450 milyon. Trabzonspor 3 milyar 90 milyon lira diyor. Bunların neye yaradığını bilen var mı? Yok hocam bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Fenerbahçe Adana Demirspor maçındaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareket nedeniyle ve Sercan Terzioğlu da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya e, sevk edilmişti. Bunlar PFDK'dan ceza da aldılar. Fenerbahçe'mize sanırım 310 bin TL. E, Sercan Terzioğlu'na da Sercan Terzioğlu, Sercan Hamzoğlu. Bunlara da iyi bir ceza geldi diye hatırlıyorum ama aşağıdaki notlarımda sanırım. Bir yere notumu aldım çünkü biliyorum. 4 koldan transfer hata. Neyse uzun lafı kısası bunlar iyi bir ceza aldılar arkadaşlar. Bu da çok çok ilginç. Bu da çok çok garip. Şimdi birkaç yer daha konuşacağım. Fenerbahçe'de arkadaşlar sakatlık durumu 14 Kasım itibariyle sakatlık durumu. Hocam iyi de biz 17 Kasım'dayız. 14 Kasım'da şunu belirtecektim. Belirtemedim köyde olduğumdan dolayı. BKO'nun herkes Ocak'ta dönmesini bekliyor. Ben Aralık'ın ortasında dönmesini bekliyorum. 15 Aralık gibi. Benim böyle uzun vadeli sakatlık duyumlarım genelde tutar. abi bilginiz olsun. Yani sonra demeyin Mustafa hocam attın tuttu falan demeyin. Herkes ocakta bekliyor ben de aralığın ortasında bekliyorum. Ee, Serdar Aziz 20 gün süre tanıyorlar. Hayır Serdar Aziz bir aksilik olmazsa kara gümrük maçını kaçıracak ama ondan sonraki maçta e, oynayabilecek. Diğer tüm sakat oyuncular milli arada dönecekler ki Joshua King döndü. Mert Erkan yandaşlar birkaç güne döner. Başkanımız Ali Koç'un divan kurulu toplantısında medyada medyaya haber sızdıran adam diye lanse ettiği hakem, hakem, hakem akademisinde çalışan Burçin Keskin'in TFF ile ilişkisi kesilmiş. Keşke TFF'nin komple ilişkisi kesilse. E, şimdi 4 transfer yolda dedik. Ve Timo Werner yok dedim. Papegoya yok dedim. E, Kurun olabilir. Hadi kurun içi bir saydık hocam. E kent gidici diyorsun. Hadi kenti de saydım iki. Kaldı iki. Hadi bize iki tane daha duyum ver. Atilla Salahi. Arkadaşlar Atilla Salahi ben size duyumunu verdim. Ben size söyledim. Ben size ne dedim? Gelmeyecek. Evet bize önerildi. Gelmesi çok çok mantıklı olurdu ama gelmeyecek Atilla Salayi. Beklemeyin. Bu bir. İkincisi sosyal medyada olmayan İki isim vereyim size. Bir, Isaac Hein. Ee, arkadaşlar, Isaac Hein kısmında şöyle bir olay söyleyeyim. 24 yaşında Hellas Verona oyuncusu, İsveçli oyuncu. Hellas Verona'nın oyuncusu. Bak, normal Verona'nın değil, Hellas Verona'nın oyuncusu. Isaac Hain İsveçli futbolcu. Bu çocuk 1.91 boyunda stoper. İsveç milli takımına 8 kez formasını giymiş. 0 gol ya da asisti var. Azerbaycan bu arada e, dün akşam İsveç'i 3-0 yenmiş. Hey, maşallah kardeş takımımıza. Ayse Hayim bu sene Serie A'da 6 maça çıkmış. Bir sarı kart, bir kırmızı kartı var. Burkino Faso asıllı oyuncu. E, 7 maç daha süre almış toplam. İtalya kupasında da görev almış. 594 dakika süre almış. Gol ya da asist yok. Arkadaşlar bu arkadaşımıza 7 milyon euro çekmeselerdi her an her şey olabilirdi. Ama bu arkadaşı beklememenizi tavsiye ederim. Emil Braivik. Emil Braivik'in menajeri de İstanbul'a gelmiş. Ve Trabzonspor için geldi diyen var. E, menajeri Jim Solbakken şu anda İstanbul'dayım ama takım ismi vermem doğru olmaz demiş. Tabii ki Trabzonspor için gelebilir, Galatasaray için gelebilir, Beşiktaş için gelebilir. Ne bileyim herkes için gelebilir. Yani onunla bir şey yok. Şimdi şunu da söyleyeyim. BKO ile ilgili tamam sakatlık süreci bak şu anda 17 Kasım'dayız. Bir ay ekleyin 17 Aralık. Bazıları 17 Ocak diyor oynamasına. Yani iki ay var. Hazır olmasıydı, etmesiydi, oynamasıydı, şuydu buydu. Hani stoper çalışmalarına tabii ki başladık. Başladık başlamasına ama hani stoper işi de kolay değil açıkçası. Ben size bir stoper ismi vereyim. Şimdi bu Ayzekay'ın ben olacağını sanmıyorum. Ee, e de konuştuk. Ben size bir stoper ismi vereyim. Çağlar Söyüncü. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Yani, tanıyacağınızı zannediyorum. Çağlar 27 yaşında. İyi bir Fenerbahçeli. Yalnız büyük hatalar yapan bir Fenerbahçeli. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey sorayım. Hani olmayacak ama Werner bir Devre arası transferi. Çağlar Söyüncü 2. Emil Braivik 3. Ee, bir kişi daha. Ryan Kent, Atilla Salahi, Joshua King. King'in gideceğini zannetmiyorum. Werner, Çağlar Söyüncü, Emil Braivik. 3 isim Fenerbahçe'ye devre gelse tepkiniz ne olur? Çok merak ediyorum. Yani ister misiniz? Çağlar Söyüncü'nün şöyle bir özelliği var. Bu sene Oynamış olduğu takımda yani Atletico Madrid'de oynamadı. Oynamadı. 1.85 moda 2027'ye kadar sözleşmesi var. Çok yanlış yaptı. Fenerbahçe'ye gelip kral olabilirdi ama oraya gitti. 5 maç 74 dakika süre almış. Hani şey eleman ya. Böyle nasıl diyeyim size. Halı sahada böyle kimseyi bulamazsınız. Maça az kalmıştır da bulduğunuzu çağırırsınız. Ya, öyle bir elemana dönüştü. Şimdi Gimenez var. Hermoso var. Çağlar Söyüncü 3. stoper. Savic 4. stoper. Axel Witsel 5. stoper gibi. Ama Çağlar geçen sene de oynamadı, etmedi. O yüzden de e, burada sıkıntı yaşadı. Şimdi Mandava var. Sol bekleri. Çapraz bağ kopardığı için en azından orada bazı şanslar olabiliyor bazı futbolcular ama Çağlar yani bu şanstan yararlanamayacak isim. Sebebini arkadaşlar biliyor musunuz? Sebebi daha çok sağ ayağını kullanması. Yani sol ayağının daha iyi yani yeterince iyi olmaması diyeyim. Ama iki ayağını iyi kullanabilen bir isim. Yani biz Çağlar'a bon servisini alabilirsen al demiş olabiliriz. Gelebilirsen gel demiş olabiliriz. Bu arada 62.599'a düştü. Hemen burası değişmiş. Ama Çağlar bon servisini alamıyor. Çünkü niye? Elin adamı orada bir transfer yaptığı zaman sağlam kaza bağlıyor. Bu arada potada derbi kazandık haberiniz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda Beşiktaş'ı 8-0 62. 8-0 62 ne lan? Ha 80 62. 80 62 mağlup etti Fenerbahçe Alagöz Holding. Yanlışım yoksa 10 da 10 yaptı. O on maçın onu da kazandı. Siyah beyazlar 9. maçtan 4. mağlubiyetini yaşadı diyor. Ee, tebrik ederiz kızlarımızı. Aynen böyle devam ki. İşte böyle her sene böyle yani öyle devam arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe Makabi maçı aldık mı ya? Ben niye bulamıyorum? Neyse. Onu internetten siz bulursunuz artık. Şimdi ben şunu belirteyim. İçimden bir ses Çağlar olmayacak diyor. Werner kesinlikle olmayacak. Ama Emil Breivik olacak diyor. Isaac Hain beklemiyorum. Papeguay'e Kurnic Kent bence de kiralık gidici. Atilla Salah yok. Bence King kalacak. Tatiç İrfancan, Ceko, İsmail Kartal ya Sabuncuoğlu Ferdi, Almanya Galler, Cengiz Ünder Emre Mor, Crespo Zayt Crespo Zayt'tan en az biri devre arasında kesinlikle gidecek bence. Kiralık da olsa gidecek. Mert Hakan Şimanski, Galatasaray Beşiktaş, Trabzon, Adana Demirspor, Sercan Terzioğlu, PFDK, Serdar Aziz, Ali Koç. Serdar Aziz'in gidip gitmeyeceğini muhtemelen soracaksınız da. Serdar Aziz değil de Samet'in gitmesi bence daha muhtemel. Çünkü Serdar en azından yani Fenerbahçe taraftarından geçer not almış birisi. Hani e, tamam Samet de iyi bir stoper ama bazı isimlerle yıldız barışmayınca barışmaz. Bence Fenerbahçe taraftarına sorsak, bir anket yapsak. Serdar mı gitsin, Samet mi gitsin diye. Hatta her ikisinin de sözleşmesi feshedilip gidecek olsa ee, kafanız çok karışır. Ha, Samet Akaydın için ben açık söyleyeyim. 2,5 milyon euroyu birisi verse Fenerbahçe taraftarının %99.9'u gitsin der. Bak 2,5 milyon euroya Samet Akaydın herhangi bir kulüp istese %99.9 bence. Fenerbahçe dinamiklerini bildiğim için söylüyorum. Kesinlikle gitsin der Ama bakalım sonuç ne olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeni çok gömeyin. Tekrar 62600 olduk. Herkese hayırlı cumalar olsun. Görüşmek üzere.